Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım pazartesi günü gerçekten kabus gibi bir gündü. Ee, dönüp salıya baktığımızda piyasalarda ne oldu ne bitti birazdan konuşacağız. Ama size bu videoda esas çok önemli bir haber vermek istiyorum. Buz gibi eriyen bir durum var. Çok büyük kayıplar var arkadaşlar ve dolarda strateji değişikliğine gidilecek ve iki tane de ana gerekçe sayacağım size. Kurun önümüzdeki günlerde birazcık daha hızlanmasını sağlayan iki ana gerekçe olacak arkadaşlar. O yüzden dolara küçük de olsa yatırım yapmışsanız, dolarla iş yapıyorsanız bu anlatacağım iki gerekçeyi ve strateji değişikliğini mutlak surette bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle kısaca bir piyasalara göz atalım. Ekranı da açtım ben önümde. Dönüp ben Japonya'ya baktığımda arkadaşlar ki Japonya'da biliyorsunuz bir faiz artışı sonrası para dolara kaçmıştı ve Nikkei endeksi %10'dan fazla çakılmıştı. Bu sabah Nikkei'nin kayıplarını geri aldığını gördük. %10'luk bir yükseliş var. Dönüp Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımda pazartesi akşamı Dow %2.6, Nasdaq %3.4 düştü arkadaşlar. Dow'un fütürlerine bakıyorum. Dow'un fütürlerine baktığımda burada zayıf bir seyir var. Yüzde 0.22'lik bir artış var saat 13 sularında. Eğer future'lar zayıf kalmaya devam ederse ana seansta da kuvvetle muhtemel satış gelebilir arkadaşlar. Haliyle bu da küresel piyasalarda da bugün bir tepki hareketi oldu ama yarın öbür gün için bu satış riskinin devam etmesini karşımıza getirebilir. O yüzden ben yine aynı şeyi söyleyeceğim akşam New York'un kapanışı bizim için önemli olacak. Dün %3'ü aşmamıştı Dow'daki kayıp. Eğer bugün de yine %1,5-2'lerde kalırsa en azından bu bölgelerde bir dip oluşumu, hani yukarıya çıkmasa bile bir dip oluşumu yaratarak yukarıya yönelmek için bir enerji toplama alanı, bir güç toplama alanı olarak görebiliriz. Yani daha beter bir hale gelmez diyoruz. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de arkadaşlar İstanbul Borsası açılışta böyle bir %2'lik bir tepki verdi. Yine saat 13 sularında özellikle ulaştırma ve sanayi öncülüğünde yukarı hareketleri gördük. Bankalar bu harekete eşlik edemiyor. Tabii daha öğle ortasındayız. Ama Türkiye için de aslında rakam belli. 10.000'in 10 üzerinde tutulması lazım. Eğer akşamleyin baktığınızda 10.000'in 10 altında bir kapanış görürseniz arkadaşlar... 9500'e doğru bir yolculuk karşımıza gelebilir. Ama genel olarak şunu söyleyelim. Bugün yarın işte Amerika'ya bağlı olarak geri çekilmeler gözükse bile hani kuvvetli bir kapanışı olmasa bile New York'ta arkadaşlar eğer olursa zaten problem yok. Dediğim gibi bir taban oluşturup burada bir dip oluşturup yukarı hareket eder. Ama her şekilde bu 10400 10000 arasında pazartesiden kaynaklanan o panikten kaynaklanan bir boşluk var. O boşluk dolacak arkadaşlar bir şekilde. Bunu söyleyebiliriz. Bir de salı gününün bir özelliği var arkadaşlar. En geç 15'e kadar işte Kuvvette muhtemel bir 1 milyar liralık teminat tamamlama hadisemiz var. Haliyle bu diğer varlıkların satılmasını gündeme getirdiği için bu teminat tamamlama baskısı da salı gününde İstanbul Borsası'nın birazcık baskı altında kalmasına sebep olur. Ama bunu da açtığımız zaman haliyle işler düzelir diye düşünüyorum. Özü şu, nakitte kalan birisi varsa eğer arkadaşlar, resmen fırsat borsada altın tepside sunuldu. Niye? E, düşüş gerçekten güzel bir alım fırsatı oldu onlar için. E, yıl sonu beklentimiz hala baki 13-14 bin endeks karşımıza gelecek. Borsa İstanbul'u yukarıya geç e, taşıyacak dinamiklerde. Ana dinamiklerde bir sorun yok arkadaşlar şimdi gelelim Esas Şu kurda Yukarı doğru eğilimin hızlanmasına dair iki tane gerekçe anlatacağım dedim Ve bir strateji değişikliği var arkadaşlar İster istemez ve çok büyük bir zafiyet ve kayıplar erimeler var Bütün bunlar da dönüp doları faizi etkileyecek arkadaşlar bunu açalım şimdi bakın Gerekçe bir şu şey olsun kurun yukarı gitmesinde dün enflasyon konuştuk işte enflasyon tutulur tutulmaz Her neyse ama bakın yapılan işe baktığımızda %51 bir faizle talebi baskılayarak biz enflasyonu tutmaya çalışıyoruz yani ekonomi yönetimi ama ekonomi yönetiminin unuttuğu ben bunu e, videolarda çok belirledim ama uzun süredir ben de yer vermedim para politikasının önemli bir bacağı daha var arkadaşlar O da nedir? para miktarı bakın para miktarı bizim başımıza dert olacak. Ekrana gelsin bir video size göstermek istiyorum. Değerli arkadaşlarım iki gündür enflasyon konuşuyoruz ama para politikasında enflasyonu etkileyecek önemli bir ayrıntıyı bayağıdır atladık. Neydi bu? Önceki videolarda çok bahsettim ama para miktarı. Evet faizi artırdınız ama para miktarı ne durumda? Bu da enflasyonu etkiliyor. Hemen girdik biliyorsunuz elektronik veri dağıtım sistemine ve M3'ü işaretledik. Grafiğimizi çizdirdik. Şimdi M3 nedir dediğimizde arkadaşlar geniş tanımlı bir para arzı e, oluyor karşımızdaki. Yani vadeli vadesiz mevduatlar bankadaki dolaşımdaki para ve çıkartılmış menkul kıymetler. Şimdi M3 ne kadar artarsa arkadaşlar enflasyon o kadar artar. Para miktarı arttıkça fiyatlar genel düzeyini yukarıya çıkartıyor ve şöyle geçmişle kıyasladığımız zaman artış gerçekten trajik noktalarda. Mesela bakın 2022 Ağustos'a geldiğimde 5 Ağustos 2022'de ne kadar? 7.2 trilyon. Şimdi ne kadar olmuş arkadaşlar? 16.7 trilyon. Yani 2022'ye göre vardığımız noktayı kıyasladığım zaman %131'lik bir artış var. 2023 Ağustos'ta kıyasladığımda bakın 11.9 trilyondan Nereye çıkmış arkadaşlar? Az önce gösterdim. 16.7 trilyona 2023'e göre de %40'lık bayağı ciddi bir ağırlık var. Bayağı ciddi bir artış var arkadaşlar. İşte bu artış devam ettiği sürece sizin bırakın yapısal reformları hani tarımı, sanayiyi, sahayı, üretimi sadece parasal bir etkiyle enflasyonu Eylül ayında, Ekim ayında dezenflasyona çevirmek oldukça güç gözüküyor. Değerli arkadaşlarım buradan çıkan gerekçe çok net. Bir daha tekrarlamak gerekirse para miktarı arttıkça haliyle ne olacak arkadaşlar ve bir de bütçe açığını kapatmak için elektriğe doğalgaza zam yaptıkça bu enflasyon hesabı şaşacak arkadaşlar çok net yani para politikasının yarısı bile şu an yanlış yani Türkiye'ye dolar geliyor Lira veriyorlar haliyle lira açığa çıkıyor ama o lirayı sterilize etmek demek yani geri çekme konusunda Merkez Bankası'nın başarılı olmadığını bunun da bir enflasyon yaratacağını belirtebiliriz. Burada ikinci senaryoya geçelim arkadaşlar. İkinci senaryoya geçmek için de şöyle bir durum var. Dün Metropol'ün bir anketi yayınlandı. Bakın o Metropol'ün anketini bir ekrana alalım. Şimdi baktığımız zaman burada Metropol'ün anketine neyi görüyoruz? Tabii ki AKP'nin oylarında yani 2002'den beri çok büyük bir gerileme karşımızda var. Görüyorsunuz, Nisan ayında 31.1 olan veri Temmuz'da 26.1'e gerilemiş durumda. CHP'ye bakıyoruz 35.9'dan 33.8'e gerilemiş. Ama velakin burada tabii ki çok büyük zafiyetler e, haliyle AK Parti'de adeta bir alarm zillerini çaldırıyor diyebiliriz. Şimdi buna bağlı olarak bir de şunu söylemek lazım. E, kuru yukarıya çıkartacak ikinci gerekçeyi anlatırken AKP'de bariz bir erime ve çözülme olduğunu görüyoruz dedim. Ve e, %25 işsizliğin biraz önce tabloda gösterdiğim oy kaybını ortaya çıkardığını biliyoruz. Bir grafiğimiz daha var tablomuz var daha doğrusu onu da ekrana alalım. Bakın arkadaşlar burada da neyi inceliyoruz? Burada da kurulan, tasfiye olan ve kapanan şirketleri. Şimdi kurulan şirketlere baktığımızda 2023 ile kıyasladığımızda sağ sütunda görüyorsunuz. Kurulan şirketlerde eee %17.3'lük düşüş var. Kooperatifte %8.8'lik düşüş var. Gerçek kişi ticari işletmelerde %34.9'luk küçülme var, azalma var. Bu rakamların eksi olması demek haliyle az önce zikrettiğimiz %25 işsizliğin artması çünkü siz şirket kuramadığınız zaman haliyle istihdam yaratamıyorsunuz, işsizlik e, baki kalıyor ve gelirler düşüyor. Dolayısıyla bu da iktidar partisine çok acı bir şekilde oy kaybı olarak düşüyor. Ve aşağıda kapananlara baktığınız zaman tasfiye olan kooperatif 17.6 artmış, şirket 2.3 artmış. Kapanan şirkete baktığımda %25'lik bir artış var. Peki neden? Neden dediğimiz zaman işte burada %50 politika faizinin bu tabloyu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kıymetli arkadaşlarım bu tablo tabii ki e, şimdi geleceğim bu iş dolara nasıl yansıyacak ona geleceğim ama bir altyapısını ortaya koymak lazım. Ezbere konuşmayı sevmediğimi biliyorsunuz. Haliyle e, AKP'ye oy kaybettiriyor diyoruz. Şimdi tabii ki burada o zaman ne olacak dediğimizde bakın o zaman şu olacak. Amerikan Merkez Bankası Eylül ayında faiz indirdiği zaman orada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz indirmesi konusunda çok büyük bir baskı yapılacak ve bu başarılacak. Ha burada hani Cevdet Hoca buna direnir falan dedik ama burada şu olay var. Amerika düşürdüğü zaman faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da düşürmesine bir imkan var. Niye? Hani yabancı yatırımcının getirisi açısından bir kayıp olmayacak. Çünkü Amerika'da faizini düşürüyor. Amerikalı orada kalsa oradaki faiz de düşmüş oluyor. E Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 0.25-0.50 indirdiği zaman haliyle FED'le kıyasladığınız zaman buradaki getiri daha yüksek kalacak ve bir de zaten işte 72'den 61'e düşmüş bir enflasyon. Bazı etkisiyle yine 50'lere gerilemiş bir enflasyon da burada bir gerekçe sunabilir. Ha bunun istisnası enflasyonun sert yükselmesi ve Cevdet Hoca'nın buna direnmesi olabilir. Onu ayrı tutuyoruz ama burada arkadaşlar AKP'yi birazcık tanıyorsak oy kaybına ve 2028'de gerçekten çok büyük bir zafiyetle oraya girmeye e, gönüllü olmayacaklardır. Bu oy kaybını durdurmaya çalışacaklardır. Neden? Az önce gördüğümüz tablolardaki kapanan şirket sayıları, işsizlik oranlarının durdurulup eriyen seçmenin bir şekilde yakalanması lazım. Bu artık bir zorunluluk. Bunu yapacaklar. Ha burada bana şunu söyleyebilirsiniz. E peki burada bu siyasi parti döndü yine kendi siyasi bekasını mı? Düşünüyor. Evet ne yazık ki öyle. Yani burada belki geniş halk kitlelerinin lehine olması gereken sıkı para politikasında durulmasından bir taviz verdirilecek. Ha bunu da dediğim gibi hem fed faiz indirimi hem de içeride bizim enflasyonun düşmesine bağlayarak kılıfına da uydurup yapacaklar. O zaman. Bu işin sonunda ne olacak? İşte kurun yükselmesine gerekçe olarak faiz indirimi bir şekilde bazı tefeci sermayeyi de e, az da olsa ürküttüğü için burada kurda bir yukarı hareket göreceğiz. Dolayısıyla birinci gerekçemiz para arzındaki artıştı. İkinci gerekçemiz burada faizde bir operasyonun yapılacağı ve bu operasyona bağlı olarak azıcık da olsa kurun birazcık yukarı doğru gideceği. Peki şunu konuşalım. Değişen strateji nedir dediğimizde bakın arkadaşlar dolar ve enflasyonda artık AKP ekonomi modeli bir çizgiyi, bir rakamı savunmak değil ellerinden geldikçe rakamların kötüye gitmesini engellemeye çalışacak yani paçasından tutacak kendisi de kayacak rakam da gidecek ama elinden geldiği kadar tutmaya çalışacak bu çok önemli bir strateji değişikliğidir ve bu strateji değişikliğinin ana sebebi siyasi partinin AKP'nin e, çok büyük oy kayıplarına girmesidir. 2002'den beri görülen en büyük kayıp burada devam ettiği sürece ben 2028'e kadar bekleyeceğim, seçim yapmayacağım diyemezsiniz. Geçmişte AKP nasıl seçim yapmadı? Erken seçime gerek yok dedi. Gerçekten kuvvetliydi. Bu kadar erimiyordu ve buna bağlı olarak rezervler de bu kadar tükenmiş değildi. Hala dolara basacak cephaneleri vardı. Bunun yüzü suyu hürmetine erken seçimler olmadı. Seçimler zamanında yapıldı. Ama an itibariyle hem AKP'nin oy oranı erimiş, hem rezervler bitmiş, tefeci sermaye ile tutulmaya çalışılıyor o zaman siyasi partilerinin bekasını düşünmek adına burada birazcık milletin çıkarlarından uzaklaşarak bir çizgiyi ve rakamı değil yani savunma alanını geniş tutmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bunun doğal sonucu da şudur arkadaşlar. Kurun yükselmesi ve buna bağlı olarak enflasyonun yükselmesine paralel halkın ezilmesi artacak. Ama ne kadar trajik noktalara gitmezse AKP erimeyi o kadar durduracağı için ya da durdurmaya çalışacağı için ki ben çok fazla da oy kazanıp seçimlere ortak olacağını da değerlendirmiyorum ama en azından kendileri adına kötüye gidişatı durdurmaya çalışacaklardır. Artık strateji değiştirmiş değişmiştir dolarda arkadaşlar. Faizde bir indirim illaki gelecektir. Rakamları tabloları gördünüz zaten. Dolayısıyla sonbahar her zaman söylediğimiz gibi hareketli geçmeye aday. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.